Selamlar, herkese merhaba. Ben Selin. Yine bir Hobonichi Weeks haftalık ajans kurulumuyla birlikteyiz. Bu haftanın sticker setini seçerken şu an videoda da görmüş olduğunuz tırnağımdaki ojelerden dolayı seçtim. Evet, cümle biraz devrik oldu ama tamamen bütün stickerlarım önümde dururken hatta bir vlog çektim. O vlogta da bu var ama onu ne zaman yayınlayabileceğim, sıra ona ne zaman gelecek bilmiyorum ama ojeyi sürdükten sonra stickerları gördüm ve çok uyumlu oldu. Ben hemen bu önümüzdeki videoyu bununla çekeyim dedim ve stickeri öyle seçtim. Sticker'da bu kadar anlatmaya gerek var mıydı bilmiyorum ama neyse. Evet, yine Hirayet Design'ın stickerları. Şimdi Galen kılıfından Hobonichi'mi ve işte stencil'larımı vesaire kullanacağım minik sticker'ları çıkartıyorum. Şöyle bir hazırlığımızı yapıyoruz her zamanki gibi. Bu videoyu çekeli bayağı bir oldu. Yani 2 hafta önce falan çektim sanırım. Bir anda böyle 2 haftalık kurulum hazırladım ki taşınma sürecinde buna vakit ayıramam falan diye. Gerçekten de öyle oldu. Yani eğer ki çekmiş olmasaydım çekmek için vaktim olmayacaktı. Kaldı ki seslendirmek için bile vakit bulamadım. Hiç seslendirmeden böyle sadece müzik koyarak falan yüklemeye karar vermiştim. Bilgisayarı açıp müzik bulacak bile vaktim yok şu anda. Dedim ki onu arayacağım ama bilgisayarı bir yerlerden çıkartıp açıp bir şeyler yapana kadar oturayım. Hem de 2 dakika ayaklarımı uzatmış olurum. Öyle bir durumda seslendiriyorum yani şu anda. Evet, bu sırada da yine bu Sikrix'in Smooth'du galiba. Biraz önce gösterdim zaten. O jel kalemiyle, yeşil rengiyle çizgilerimi çiziyorum. Daha önceki haftayla aynı olacak zaten. Birkaç şey değişik olacak tabi. Stickerlardan dolayı. Ama bu çizgilerde hiçbir değişiklik yok. Evet, en sol tarafı yine highlights kısmı olarak ayırdım. Orta kısma yapılacak işler ve en sağdaki minik kısmı da daha önceden de belirttiğim gibi böyle modumu belirten küçük simgeler koyarım. Hava durumu ile ilgili falan bir şeyler yaparım diye planladım. Bu kısma da Instagram'la ilgili bir alan ayırdım ama 2 haftadır o kadar dağıldım ki Wix'e elimi bile süremedim. Geriye dönük yazacağım şeyler elbette var. Böyle bazen telefonuma not aldığım şeyler oldu. Ama yani yapacaklarımı tuttuğum alanlar büyük ihtimalle çok boş kalacak. Highlights'lar bile boş kalır gibi geliyor. Yani böyle düşünce üzülüyorum. Defterim boş kaldı falan diye ama yani şu an böyle bir durumdayım ve onu doldurmak için de kasamam. Hiç. Şöyle bir şey yapamam yani. Boşta kalabilir, çok sorun değil. Ne defterler boş kalmadı ki. Evet. Onun dışında başka söyleyeceğim şeyler var mı diye düşünüyorum. Çünkü defterde şu an yaptığım çok ekstra bir şey yok. Bir yandan belki başka şeyler anlatabilirim size. Bir vlog çekmiştim. Onu yükleyeceğim yakın zamanda. Hatta aslında geçtiğimiz pazar onu izlemiş olmanız gerekiyordu ama olmadı. Onun yerine Hobonichi gelince hemen onun kutu açılımını yapmak istedim. Çünkü videoyu video çekerek açmak istedim. Daha öncesinde açmadım ben. Onu da çok fazla bekletmek istemedim. Bir de hani herkesin sipariş verdiği dönemdeyiz. Bu videoyu da sonraya bırakırsam bir anlamı olmayacaktı. O yüzden o kutu açılışı videosunu çekmek zorunda kaldım. Vlog da kaldı kenarda. Önümüzdeki pazar için de başka bir video fikri var aklımda. Fikir var yalnız bu karmaşada.
fikri. Ne zaman hayata geçireceğim bilmiyorum ama işte taşınma ile ilgili zaten. Eğer ki önümüzdeki pazar onu paylaşırsam sonrasında herhalde vlog gelir. O vlog da böyle çok daha önce bir vlog çekmeye kalkışmış ve başaramamıştım. Çünkü böyle dışarıda çekmek istemiştim. Dışarıda da çekmeye hiç alışkın olmadığım için başarılı olmamıştı o vlog girişimi. Ama evdeyken çektiğim kısımları ve dışarıdayken çektiğim minik minik görüntüleri koyup dediğim gibi o diğer çektiğim vlogla birleştireceğim. Çok karmaşık mı anlattım acaba? Neyse paylaştığımda görürsünüz. Ama bu gelecek pazar günü aklımda fikir var dediğim şey ise şimdi taşınırken çalışma masamı toparlayacağım. Onu en sona bıraktım. Onu toparlarken böyle bir minik vlog çekmek istiyorum. Vlog demeyelim, pardon. Onu toparlarken minik bir video çekmek istiyorum. Yarın falan toparlayacağım. O sırada onu kayda alacağım ve sizinle de onu paylaşacağım. Konuşma olmaz büyük ihtimalle. Sadece müzikli belki bir şeyler yazarım. Bilmiyorum ne kadar vakit bulabilirsem onun için. Çünkü pazar günü tam video saatinde biz de İstanbul'dan ayrılmak üzere yola çıkmış olacağız. Ben yoldayken siz de onu izlersiniz. Güzel, anlamlı olur diye düşündüm benim için. O yüzden pazar gününü ona ayırdım. Sonrasında da artık yeni evimize yerleşip biraz da düzeni oturttuktan sonra videolar da rayına oturur diye umuyorum, umut ediyorum. Bakalım. Evet, böyle bu videoyu da durum güncellemesi sıkıştırmış oldum ses kaydıyla birlikte iyi oldu. Ne konuşacağım diye düşünüyordum ben de. Evet, şimdi ne yaptım? Bu yukarıdaki alan 7-8'e bölünmüş alan. Instagram paylaşımlarını. Ha, evet, burada öyle yaptım. Pardon. Instagram paylaşımlarını buraya yazacağım. Ben bu defterin sağ kısmındaki sağ sayfadaki sol sütunu Instagram demiştim. Öyle değil. Onu daha önceki haftalarda yaptım. O kafa karıştırdım çok şu anda. Neyse arkadaşlar, o biraz önce verdiğim bilgiyi çöpe atabilirsiniz kafanızdan. Şimdi bu sol sağdaki 8'e bölünmüş alan, işte biri başlık olacak, diğerleri de Instagram paylaşımlarımı yazacağım alan. Yaptım da bir şey paylaşamıyorum şu an. Neyse. Solla ayırdığım sütunda da şey var, hani bu taşınmayla ilgili yapacağım şeyler falan filan olur, onları not alırım diye oraya öyle bir alan oluşturmuştum. Uyabildin mi derseniz imkansız, defteri açacak vakit yok. Ona nasıl uyabilirim? Olmuyor bazen bazı şeyler. Şimdi mesela günler sonra biraz önce masamın başına oturdum. O sırada da fark ettim ki videonun ses kaydını yapmamışım. Dedim içeri gideyim, uzanayım biraz, orada ses kaydı yapayım. Ondan sonra eğer yine vakit kalırsa, Niloş uyanmamış olursa bu ses kaydından sonra biraz giderim, belki Wix'te güncellemeler falan yaparım. Bir yandan da aklımda sürekli şey var. Kazın aldım ya, A5 Şobonçi. Ona neler yapacağım 2023'te? Çünkü yakın zamanda, yakın da değil aslında, onun da bayağı vakit var ya. Onların kurulum videosunu çekmek istiyorum ama henüz vakit var ya, erkenmiş. Biraz daha düşünebilirim. Sürekli kafamda onunla ilgili bir şeyler var. Hani onun o kısmını ne yapabilirim? Şuraya nasıl kullanalım falan filan diye. Kurulumda neler yapayım? Ama vaktim varmış. Ben böyle Hobonichi alışverişini yaptık geldi, hemen kullanacakmışız gibi gaza geliyorum bazen. Ama Eylül bitti desek de yani onun kurulumunu Kasım'da falan yaparım ki Aralık'ta kullanmaya başlayacağız. Çünkü bir ay önce başladığı için evet, Kasım'da başlarız kurulum yapmaya. Ama o kurulumların öncesinde de bazı videolar gelecek.
Onlarla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Dediğim gibi bu hafta deftere çok şey yapamam. İlgilenemem. Çok fazla bir alan lazım değil bana, dedim kurulum yaparken ve bu alt kısmı sticker'la doldurdum. Ne ki de öyle yapmışım. Gerçekten de hiç defteri elleyemedim. Koca koca alanlar bırakmama gerek yokmuş. Orada kelebeği dala konmuş gibi yaptım ama bence güzel oldu. Ben bu sticker setini de çok beğendim. Çıkan sonucu da çok beğendim. Zaten yani dört dörtlük bir şey beklemek imkansız gibi bir şey bence. Bir de hani sanat eseri çıkarmıyoruz ortaya ya. Hafta boyunca bakarken beni mutlu etsin yeter. Bazen böyle yazıyorlar. Bu sticker buraya olmamış. Yazınızı okuyamıyorum. Doktor yazısı gibi. Ya bu defter benim defterim. Sen okumayacaksın ki. Sticker da istediğim yere koyarım yani. Niye bu kadar anlam yüklüyor insanlar bilmiyorum. Evet, bu başlıkları atacağım kısmı renklendirdim yine yeşille, üstüne de yeşille yazmasaydım iyiydi de, böyle siyahla da çok bağırıyor ya, onu istemedim. O yüzden yeşille yazdım yani. Bir tık koyu bir yeşille yazınca gözükeceğini düşündüm ki gözüküyor. Gerçekten şimdi buraya siyahla yazmış olsaydım çok bağıracaktı. O kadarına gerek yok. Zaten ben buraya başlıkları atmasam bile o alanın ne alanı olduğunu çok iyi biliyorum. Evet, burası kitaplar için ayırdığım alan. Okuduğum kitapları yazacakmışım falan filan. Kitap okuyabileceğini sanıyor. O sırada bu kurulumu yapan Selin. Şimdi yine Hobonichi stencil'ımla minik işaretleri, sembolleri çiziyorum. Şu Instagram'ların başına, her günün başına bir tane daire koyuyorum ki daha sonra yeşil dot penle oraya pıt 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 işaretlerim. Paylaştıkça paylaşamazsam bir şey gri ile işaretlerim falan diye düşünerek koyuyorum. Tabi paylaşım yapabildin derseniz imkansız, hiçbir şey paylaşamadım. Biliyor musunuz, geçen pazar yayınlanan videoyu Instagram'da bile duyuramadım. O kadar paylaşamadım yani bir şey. Ve şu kitap sembolünü de hemen çiziyorum. Şimdi bazı minik şeyler, stickerlar için, bazı minik notlar için stickerlar seçiyorum. Minik notlar, minik stickerlar. Aa, çok karıştı. Gitmeden buradaki doktoruma bir görünmem gerekiyordu. Onun için pazartesi gününe koydum ama randevu bulamadım. İmkansız. İnşallah gitmeden görüşebilirim doktorla. Pazar gününe araba koydum. Çünkü o gün yola çıkacağız sabah. 24'üne ev koydum. Cumartesi gününe. Çünkü o gün evden eşyalarımız çıkacak. Bana onu temsil ediyor. Evet, şimdi neyi koyuyoruz bakalım. Selin seçiyor bir kenarda. Evet, elektrik süpürgesini koymuşum. Temizlikle ilgili yapılacak şeyleri not almak için ayırmışım o alanı. Evden böyle son kez çıkmadan önce yapmam gereken şeyler falan filan. Onları oraya yazarım diye. Şimdi yukarıya da büyük ihtimalle koli, kutu gibi bir şey koyacağım. Öyle bir şey bulmuştum diye hatırlıyorum. Bir bakayım.
Yok, hiç alakası yok. Kadeh koymuşum. Hani böyle kırılacak eşyaları paketliyoruz falan ya. Oraya da onlarla ilgili notlar alırım diye. Geçen hafta mesela, hani ilk toparlanmaya başladığımız hafta bunları şey yaptım. Gayet kullandım, bu alanlar bana çok fayda sağladı. Ki o haftada bile boşluklarım var ama ona rağmen işime yaradı Wix'e bunları not almak. Ama bu hafta dediğim gibi hiç elimi süremedim. Salı ve Çarşamba için de bir şeyler yazmak için çiçek koymuşum ama neydi acaba onlar? Çarşambayı biliyorum çok iyi. Ama Salı'yı şu an hatırlayamadım. Ya orada karıştırdım, yanlış yaptım. Bilemedim. YouTube ikonlarını da koy Selin. Duydu beni. Evet. Tamamdır. Artık bütün işaretlerim herhalde, yani bütün notlarla ilgili koyacağım stickerlar bu kadar olması lazım. Şimdi dolma kalemi videoya başlamadan önce bir seçemedim. Bu iki kalem arasında kaldım. İkisinin de içinde turuncu var. Yeşil olanı yeşil stickerlarla uyumundan dolayı seçmek istedim. Turuncu olanı da böyle turuncu mürekkep, biraz da turunculuk katsın falan, ondan dolayı bir seçmek istedim. İkisinin arasında kaldım yani. Şu anda seçmeye çalışıyorum. Ve yeşil seçeceğim diye hatırlıyorum. Oraya da evet. Son anda bir toplantıyı hatırlayıp onu da ekledim. Yine işte akıllılık ettim de doktorla ilgili şeyi, randevuyu oraya direkt deftere yazmamışım. Post-it koyup ona yazmışım ki henüz belli değil, iptal olur falan diye. Salı gününkü işimi hatırladım, tamam. O da belirsizdi. Ne zaman olacağı, o yüzden oraya koymuşum öyle. De post-it'le yazmışım. Ay. Deftere sürmeyince böyle insan hatırlamıyor. Şimdi tabii bu post-it'lerin üstüne dolma kalemle yazamayacağım için hemen marker'ı alıyorum. CD kalemini yani. Onunla yazacağız. Kulak burun boğazcıya gitmem gerektiği için KBB diye onu yazıyorum. Salı gününe de IKEA yazmışım. Ama dediğim gibi ben bu videoyu 2 hafta öncesinden falan çektiğim için böyle Salı falan gideriz herhalde yani diye düşünüp oraya öyle yazmışım. Elif'le gidecektik IKEA'ya ama bir önceki hafta pazar günü gidip o işi hallettiğimiz için aslında bu hafta hiç IKEA gibi bir iş kalmadı. Çarşamba günü Begüm'cüm gelecek. Onunla da gitmeden bir son kez görüşeceğiz burada. Aynı zamanda da bu izlediğiniz video yayınlanmış olacak. Çarşamba günleri 18'de yayınlanıyor video. Tam böyle çalışanlar için işten çıktıktan sonra yolda izlemelik. Cuma günü katılıp katılamayacağımı henüz bilemediğim, büyük ihtimalle katılamayacağımı düşündüğüm yazarıyla konuşanların Sezgin Kaymaz toplantısı olacak. Yani gruba girdiğimden beri ah keşke Sezgin Kaymaz gelse, Sezgin Kaymaz'la konuşsak, kendisinin sohbetini bir dinlesem falan filan diyordum. Geliyor ve ertesi sabah benim taşınmam var. O akşam imkansız gibi gözüküyor ama bakalım, belki bir mucize olur. Artık cumartesiye de koca koca taşınıyoruz yazıyorum.
bütün mahallenin şahane motor sesleri. Arka planda rahatsız ediyorsa sizi, üzgünüm. Pazar günü de yola çıkıyoruz sabah. Ve yine biraz önce bahsettiğim masayı toparlama videosu yayınlanacak pazar günde. Onun notunu alıyorum. Pazar günü sabah 10'da yayında olacak. Evet, bu haftanın görünümü bu şekilde. Bundan sonrasında sadece sanırım böyle kalemi falan yazıyorum. Daha çok böyle ekstra bir şey ekleme yapmıyorum. Bakalım, göreceğiz şimdi. Evet, Simaycığımdan aldığım bir alışkanlıkla buraya ben de bir süredir o hafta kullandığım dolma kalemi ve içindeki mürekkebi, aynı zamanda arka sayfalarda hangi sayfaları kullanıyorum onları not alıyorum. İleriye dönük güzel bir yardımcı olacak benim için büyük ihtimalle. Kaweco Sport Fine uçlu dolma kalem kullandım bu hafta. Ve içindeki mürekkep de Diamine'dan Pumpkin rengi. Çok güzel bir turuncu rengi. Eğer ki turuncu renk arayışındaysanız mürekkep, bakabilirsiniz buna. Bir de arka sayfalara bakıyoruz neler var. Arkayı bu ara bayağı geniş geniş bırakıyorum. Zaten artık sonuna geliyoruz bu Wix ile yolculuğumuzun. Biraz da böyle bir şeyler denediğim için bazen öyle bazen böyle değişiyor sayfalar. Geniş bir sayfa aralığı oldu yani. Evet, bu haftanın görünümü böyleydi. Şimdi ben toparlanma faslına geçiyorum. Bu arada bu kalem de 2022'de çıkan Collection serisinden Dark Olive rengi. Onun da rengi çok güzel gerçekten. Ben şimdi böyle her haftanın başında şey yapıyorum. Wix'imi hazırlıyorum yeni haftaya göre. Daha sonra bu kılıfıma koyuyorum. Kılıfta kalem değiş tokuşu yapıyorum. Bir önceki haftanın kalemini, dolma kalemini çıkartıp yeni haftanın dolma kalemini koyuyorum falan. Böyle bir yenilenme oluyor. Hoşuma gidiyor o duygu. O kısmı da buradan çıkarmadan size de göstermek istedim. Videonun artık sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.